radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Karambol. Yazan Abdülkadir Ayhan, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Nurşen Girgin Koç, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Öğrenci Niyazi Nezih Alataş, Demir Yolcu Niyazi Bahri Aydın, Ahmet Öğretmen Fikret Ergin, Nesrin Hemşire Hepşen Akar, Kenan Mustafa Şekercioğlu, Mustafa Amca Nurtekin Odabaşı, Hasan Ahmet Türkoğlu, Birinci Adam Barbaros Andiç, İkinci Adam Ali Çakır. Daha hızlı yürüyemez misin? Baksana, saat 2:15 geçiyor. Biraz daha sallanırsak almazlar içeri. Bu yaşta merdiven çıkmak kolay mı oğlum? Bacaklarım kesildi vallahi. İçeri almazlarsa onca yolu boşuna gelmiş olacağız ama. Sen şimdi bana laf yetiştirmeyi bırak da şu ilerideki hemşireden hangi oda olduğunu öğreniver bakalım. Tamam. Sen gelene kadar ben bir koşu gider öğrenirim. Hadi. Affedersiniz hemşire hanım. Bizim bir hastamız bu bölümde yatıyormuş da odasını öğrenmek istiyorduk. Adı neydi hastanızın? Mustafa Kerimoğlu. Aa, şu yaşlı hacı amca mı? Evet. Bakın hemen şurada, sağdan ikinci oda. Kapısında 324 yazar. Ah, teşekkür ederim hemşire hanım. Ne oldu oğlum? Bulabildin mi dedenin odasını? Buldum baba, buldum. Hadi gel. Yalnız biraz geç kalmışsınız beyefendi. Ziyaret saati biteli 20 dakika oluyor. Kusura bakmayın hemşire hanım. Ankara dışından geliyoruz da ondan geciktik biraz. Akşama da geri döneceğiz. Yatan kişi benim babam olur. Eğer izniniz olursa 5-10 dakikalığına bir görüverelim kendisini. Pekala, girin bakalım. Sağ ol. Yalnız fazla oyalamak yok içeride. Tamam. Doktorlar neredeyse gelirler. Sizi odada görürlerse azarı biz işitiriz sonra. Çok teşekkür ederiz hemşire hanım. Söz, 10 dakikayı geçirmeyiz. Hadi oğlum düş önüme de bir an önce bulalım dedeni. Hadi gel. Hangi odaymış? İyice öğrendin mi bari? İşte şu oda baba. 324. Neyse ki yakınmış. İyi günler efendim. Cümleten geçmiş olsun. Sağ olun beyefendi. Baba, merhaba. Ahmet, sen misin oğlum? Benim baba. Geçmiş olsun, öpeyim. El öpenlerin çok olsun oğlum. Hoş geldin. Bunu tanıdın mı baba? Niyazi değil mi o? Öpeyim dedi. Geçmiş olsun. Berhudar ol evladım. Berhudar ol. Maşallah maşallah. Ne kadar da büyümüşsün böyle. Artık koca adam oldu dedesi. Kısmet olursa bu sene mühendis çıkıyor. Allah bahtını açık etsin. Gelinim, öteki torunlarım nasıllar bakalım? Hepsi iyiler baba, çok selamları var. Getiren de götüren de sağ olsun. Ayşe de gelmeyi çok istedi ama olmadı. Malum çocukların başında birinin durması lazım. Hafta sonunu fırsat bilip bari Niyazi ile birlikte ben geleyim dedim. Niye zahmet ettiniz be oğlum? Zahmet oğlum baba. Ta oralardan buralara gelmeye ne lüzum vardı? Ne demek baba, olur mu öyle şey? Ben asıl seninle yeterince ilgilenemediğimize üzülüyorum. Uzakta olunca böyle oluyor işte. Daha ne yapacaksınız oğlum? Senin de işin gücün kendine göre bir sürü derdin var. Baba, şu paketi nereye koyayım? Neymiş o paket? Kolonya ile ıslak mendil. Sen seversin diye zeytinyağlı yaprak sarmıştı Ayşe. Ama yemek getirmek yasakmış. Aşağıda bıraktık ister istemez. Niye zahmet ettiniz be yavrum?
Burada zaten çok iyi bakıyorlar bize. Niyazi, al şu paketi de dolaba koyver oğlum. Olur baba. Ayakta kalmayın beyefendi. Şöyle benim yatağın kenarına ilişiverin. Önemli değil. Birazdan gideceğiz zaten. Baksanıza geç kalmışız. Sağ olsun hemşire hanım 10 dakikalığına izin verdi bize. Bu oğlum da Konya'da. Öğretmenlik yapıyor Kenan Bey evladım. Vallahi ben hesabı karıştırdım beyler. Sorması ayıptır. Kaç çocuğun var hacı amca? 8. Tebrik etmek lazım seni. İyi büyütmüşsün onca çocuğu. Biz 2 tanesine zor bakıyoruz. Onca çocuğu büyütmek kolay mı? Ne mutlu sana hacı amca. Maşallah hepsi de el üstünde tutuyorlar seni. İnanın Ahmet Bey kardeşim. Her gün dolup taşıyor burası. Biraz erken gelebilsek biz de görürdük onları. Bir gece kalaydım bari oğlum. Hiç değilse kardeşlerini de görürdüm. Çok isterdim ama biliyorsun yarın okul var. Okulda olmam gerek. Hacı amca bak haberin olsun kıskanıyoruz seni. Çocukların çok düşkünler sana. Baksana günü birliğine ta Konya'dan gelmiş beyefendi. Allah hepsinden razı olsun. Çocukları da onlara yapar inşallah. Çok şanslısın baba. İyi insanların arasına düşmüşsün. Allah onlardan da razı olsun oğlum. Baba anlat bakalım. Bildiğim kadarıyla senin aran pek iyi değildir hastanelerle. Nasıl oldu da geldin buralara ha? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürtçü dükkanı değil mi oğlum? Biz de geldik işte. Sen kimden öğrendin benim hastaneye yattığımı? Hatice ablam telefonla aradı. Ondan öğrendik biz de. Önemli bir şey yoktur inşallah. Yok oğlum yok. Bunlar yaşlılık alametleri. İşte geldik gidiyoruz. Sen olasın Halep şehri. Dur bakalım baba. Hemen nereye böyle? Siz amcanın öyle dediğine bakmayın. Daha delikanlı gibi maşallah. Gibisini kaldır canım. Gibisini kaldır. Espriyi de hiç ihmal etmez yani. Hakikaten yaşına göre çok dinç. Dün alt katta film çektirmeye inmiştik. Dönüşte inanın benden önce çıktı merdivenleri. Bilmez miyim? Eski topraktır o. Beyefendi, rica etsem odayı boşaltır mısınız artık? Doktor bey dolaşıyor. Size de bana da laf gelmesin. Haklısınız hemşire hanım. Biz de çıkıyorduk zaten. Gözünüz aydın Hasan bey. Tahlil sonuçlarınız geldi. Yarın sabah ameliyata giriyorsunuz. Sahi mi? Bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Ne yalan söyleyeyim, şaşırdım birden. Heyecanlandım. Heyecanlanacak bir şey yok Hasan bey. Siz onu bir de bana sorun hemşire hanım. Hem böylesi daha iyi. Beklemek sinirlerini yıpratır insanın. Fena mı yarın bu saatlerde kurtulmuş olacaksınız bu dertten. Orası öyle de ne bileyim yine de bir hoş oldu içim. Kenan Bey siz de hazır olun lütfen. Birazdan Karahanlı'ya geleceğim. Peki hemşire hanım. Baba kusura bakmazsan biz izin isteyelim artık. Hemşire hanım sağ olsun anlayış gösterdi. Zor durumda bırakmayalım kadıncağızı. Peki oğlum. Selametle gidin. Bir ihtiyacın var mı baba? Ne ihtiyacım olacak oğlum? Allah devlete zeval vermesin. Hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar burada. Ekmek elden, su gölden yaşayıp gidiyoruz işte. Gelip gideceğim diye de sıkma kendini. Zaten birkaç güne kalmaz çıkarırlar beni buradan. İnşallah. Allah'a ısmarladık dedi. Güle güle yavrum. Güle güle. Annene selam söyle, kardeşlerini de öp benim için. Baş üstüne dedi. Gel şöyle bir doya doya sarılayım sana. Seninle de hiç konuşmadık be evladım. Biz gene geliriz dedi. O zaman uzun uzun konuşuruz seninle. Efendim tanıştığımıza çok memnun oldum. Her ikinize de acil şifalar diliyorum. Babam sizlere emanet artık. Kalın sağlıcakla. O yönden hiç tasalanmayın beyefendi. İyi yolculuklar. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hacı amca. Efendim evladım. Bakıyorum da toruna sarılırken gözlerinde oldu. Olmuştur belki. İçlerinde Niyazi'nin yeri ayrıdır benim için. Ne de olsa torun sevgisi bu Hasan Bey. Başka şeye benzemez. Babamdan biliyorum o da hiç dayanamazdı torunlarına. Bizim yanımızda aslan kesilen adam torunlarının yanında süt dökmüş kediye dönerdi. Yarın torun sahibi olduğunuzda siz de anlarsınız ne demek istediğimi.
Ya bu yemek işine diyorum Kenan Bey, bir çare bulsun. Ne bakımdan? Görüyorsunuz işte, verdikleri yemek yemekten başka her şeye benziyor. Ya ne tadı var ne tuzu. Çoğu da dökülüyor zaten. Yazık onca masrafa. Ne yapacaksınız Hasan Bey? Bir yerde mecburuz. Ne verirlerse onu yiyeceğiz. Sonra hastane yemekleri hep böyle olur zaten. Sizi bilmem ama ben artık kabak yemekten bıktım. İçimiz dışımız kabak oldu inanın. Hacı amca hiç öyle düşünmüyor ama. Ne bulursa götürüyor. Akşam yemeğini nasıl süpürdü gördünüz değil mi? Ona ne bakıyorsunuz Kenan Bey? Geldiğinden beri yemeklerden şikayet ettiğini hiç duydunuz mu? Oo, şaka maka derken saati de 8 etmişiz. Ha. Nesrin hemşire neredeyse damlar. Derecelerimizi koyalım da kızdırmayalım kadın. Ya o da her şeye kızıyor canım. Yani 2 dakika geç versek ölür sanki. Hacı amcaya söyleyelim de o da koysun bari. Ha. Hacı amca! Hacı amca! Buyur yavrum, bana mı seslendin? Dereceni koy diyorum. Dereceni. Ha, geldi mi vaktimiz? Geldi. Ha, iyi. Sağ ol yavrum, sağ ol. Ver. Hacı amcanın kulakları da iyice gitmiş. Zor anlıyor söylenenleri. Daha mı gitmesin Kenan Bey? Baksanıza neredeyse 100 yaşına merdiven dayamış adam. Ama maşallah var, hiç göstermiyor yaşını. Şimdi hacı amcanın yaşı filan benim hiç umurumda değil Kenan Bey. O zaten yaşamış yaşayacağı kadar. Ben kendimi yarın sabah olacakları düşünüyorum asıl. Ya başıma bir iş gelecek diye ödüm kopuyor. Bu kadar efham yapmayın Hasan Bey. Alt tarafı basit bir ameliyat. Ya, öyle değil miyim Kenan Bey? Bu benim ilk ameliyatım. İnsanın aklına 1001 türlü şey geliyor. Korkacak bir şey yok inan. Rahat olun biraz. Artık bu tür ameliyatlar çok kolaylaştı. Apandisit ameliyatından hiçbir farkı yok. Doktor da öyle söyledi ama siz onu bir de bana sorun. Eskisi gibi değil artık. Tıp çok gelişti. Bakın ben 3 kez ameliyat oldum. Hiçbir şey anlamadım. Zaten bayıldıktan sonra bir şey duymuyor insan. Kafayı takmayın yeter. Ben de öyle diyorum ama boşuna. Haberi aldığımdan beri bir an olsun çıkmıyor aklımdan. Keşke hiç söylemeseydi hemşire hanım. Ne güzel oyalanıp gidiyorduk. Nasıl olsa öğrenecektiniz bir gün. Ha bir gün sonra, ha bir gün önce. Ne fark eder? Öyle de iş ciddiye binene kadar pek anlaşılmıyor. Şaka gibi geliyor insana. Evet. Dereceler hazır mı? Yine unutmadınız inşallah. Unutur muyuz hemşire hanım? Buyurun. Maşallah. Gözlerim yaşardı. Sizinkini de alayım Hasan Bey. Hacı amca, sen de ver bakalım dereceni. Al bakalım kızım. Evet, onu da yazdık mı? Bu işte tamam. Hemşire hanım, ateşim yüksek değil, değil mi? Siz o konulara kafa yormayın Hasan Bey. Biz takip ediyoruz. Ayrıca sabah 10:30'da ameliyatınız olduğunu da unutmayın. Onun için erken yatın. Gizli gizli bir şeyler tıkınmak da yok, tamam mı? Yiyecek bir şey var mı ki tıkınalım hemşire hanım? Vallahi orasını bilmem. Sizin ne yapacağınız hiç belli olmaz. Her neyse ben aşağı iniyorum. Biraz işim var, belki gecikebilirim. Hacı amca saat 10'da şu ilaçtan bir tane içecek. Kenan Bey, siz kendisine yardımcı oluverin lütfen. Elbette hemşire hanım. Siz kendisine yardımcı oluverin lütfen. Bu kadına da sinir oluyorum Kenan Bey. Kendini bir şey zannediyor. Bilmeyen de hastanenin başhekimi sanır onu. Ne bir günaydın çıkar ağzından ne bir iyi akşamlar. Ok gibi girer odaya, ok gibi çıkar. Onlara da hak vermek lazım Hasan Bey. Sabahtan akşama kadar onca insana laf anlatmak kolay. Hoş göreceksiniz artık. Ben ilacımı içtim değil mi Kenan Bey oğlum? Daha içmedim be amca. Saat 10'da içeceksin. Ben sana hatırlatırım. Sağ ol evladım. Yaşlılık işte. Unutuveriyorum bazen. Ameliyat ne zaman Hasan Bey oğlum? Ya biz unutalım diye uğraşıyoruz. Hacı amca da inadını hatırlatıyor. Yarın amca, yarın. Hayırlısı olsun oğlum. Allah şifasını verir inşallah. İnşallah. Bana biraz korkuyorsun gibi geldi. Ya, kolay mı amca? Ne de olsa bıçak altına yatıyorsun. İşin ucunda masada kalmak da var. Korkunun ecele faydası var mı? Yok. Ferah tut yüreğini. Sana göre hava hoş tabii. Ne de olsa tuzun kuru. Baksana hepimizden sağlamsın. Tevellüt kaç tevellüt?
Ne diyor bu? Tevellüdü soruyor, tevellüdü. Ha. 1324. Hı? Ben onlardan anlamam amca. Kaç yaşındasın, kaç? Ha? 93, 93. Hı? Maşallah be amca. Ama hiç göstermiyorsun vallahi. Bundan sonra göstersek ne, göstermesek ne hayol. Amca, ne iş yapardın gençliğinde? Demir yolcuydum. Ah, o zaman sende hikaye boldur. Ne boldur diyor? Hikaye, hikaye. Ha. Yani diyor ki kim bilir neler geçmiştir senin başından. Geçmez olur mu? Hem de ne hadiseler geçti başımızdan. O zaman anlat da dinleyelim. Baksana vakit geçmek bilmiyor. O kadar çok ki. Hangi birini anlatayım oğlum? Ya anlat işte birini amca. Mesela böyle benim gibi ölümle burun buruna geldiğin oldu mu hiç? Demir yolunda olup da ölümle burun buruna gelmemek olur mu? Geldim elbet. Hem de kaç kez. Ama Allah korudu işte. Demek görecek günümüz varmış hala. O zaman onlardan birini anlat sen de. Madem ki ısrar ediyorsunuz, anlatayım birini. Siz deyin 40, ben deyim 50 yıl önce. Bir gece Yerköy'den Çankırı'ya dönüyordum. Gardıfren Niyazi de benimle birlikte furgondaydı. Furgon? Furgon ne diye? Ha, tren şefinin oturduğu vagona furgon derler. Ha. Yalan olmasın ama Niyazi ile birlikte ya ikinci ya da üçüncü göreve çıkışımızdır. Zaten demir yoluna gireli de 5-6 ay kadar bir zaman olmuştu. Yani pek iyi tanımazdım kendisini. Sessiz, uysal bir çocuktu. Irmak istasyondan çıkmış, Kalecik istasyonuna doğru gidiyordum. Ben masada oturmuş evrakı inceliyordum. Niyazi tam karşımdaki sandalyede oturuyordu. Göz kapaklarının inip inip kalkışı sanki bugünkü gibi gözlerimin önünde. Tıkırtılar ninni gibi geliyordu kulağımıza. Hayrola Niyazi? Ne düşünüyorsun öyle kukuma kuşu gibi? Hiç. Ne olsun şefim? Ne bileyim, akşamdan beri ağzını bıçak açmıyordu. Yorgunluktandır şefim. Biraz da uykusuzluk işi. Ya yorgunluk işi değil bu. Sende bir hal var bugün. Biraz sıkıntılı görüyorum seni. Yoksa bir derdin falan mı var ha? Bu zamanda derdi olmayan mı var şefim? Orası öyle. Öyle de içine atmak kötü. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Gecenin bu saatinde bir de senin başını ağrıtmayayım şef. Boş ver. Ağrımız zaten ağrıyacağı kadar. Bakarsın elimizden gelen bir şey olur da bir yarıya merhem oluruz belki ha? Şefim çay demleyelim mi? Hani canın çektiyse diyorum. Hemen yaparım. Hazır da olsaydı içerdim. Ama bu saatten sonra uğraştığına, bulaşık çıkarttığına değmez. Çayı koyduydum, demlediydim diyene kadar zaten varırız Çankırı'ya. Çoluk çocukla birlikte sabah kahvaltısını içeriz artık çayı da. Sen bilirsin şefim. Sen şimdi lafı dolandırmayı bırak da anlat bakalım. Baksana sus pus oturmakla geçmiyor zaman. Hem sohbet etmiş oluruz hem de varsa bir derdin anlatır açılır. Of şefim, ben öyle bir yükün altına girdim ki sorma gitsin. Hayırdır? Ne yüküymüş bu böyle? Ben olmaz dedim. Altından kalkamayız dedim ama dinleyen kim? Bizim hanım diretti de diretti. Kadınları bilirsin işte. Kafayı bir şeye taktılar mı insanın başının etini yer dururlar. Sağ olsun bizimki de inattır biraz. Canım niye öyle diyorsun? Hayırlı bir şey olmuştur belki de. He? Hayırlı olmasına hayırlı da çok borca girdik şefim. Altından nasıl kalkacağız şimdi kara kara onu düşünürüm. Aman düşündüğün şeye bak. Borç yedin kamçısı beni yağcı. Belki biraz sıkıntı çekersin ama borçlandığın her neyse ödenir gider zamanla. Belki ödenir ödenmesine de bizde de hal kalmaz. Ya merak ettim doğrusu. Nedir bu borçlandığın şey? Şefim, ben bir ev aldım. İlahi Niyazi.
Akşamdan beri seni böyle kukumav kuşu gibi düşündüren şey bu mu yani? Öyle deme şefim. Bizim etimiz budumuz ortada. Ev almak kim, biz kim? Boş ver, bunda da bir hayır vardı. Nasıl oldu peki? Bir kenarda birikmiş 1500 liram var. Arkadaşlar aracı oldular. İlle de alacağız bu evi sana diye tutturdular. Mal sahibi de daralmış, aramıyormuş üçü beşi. Bu fırsat kaçırılmaz dediler. Doğru söylemişler. Fırsat her zaman çıkmaz insanın karşısına. Çıktı mı da değerlendirmek gerekir, öyle değil mi? Bizim hanım bir yandan, arkadaşlar öte yandan. Çaresiz vardık adamın kapısına. Merhaba deyip yapıştık eline. İyi. Al takke, ver külah derken 12 bine anlaştık. Güzel. Arkadaşlara sorarsan çok ucuza kapatmışız evi. Şimdiki zamanda böyle bir yeri imkanı yok, 20 binden aşağı alamazsın diyorlar. Güya bugün satmaya kalksam su içinde 15-16 edermiş. Bak hesaplı da olmuş görürüm. Neyse uzatmayalım şefim. Bendeki 1500'ün üstünü arkadaşlardan tamamlayıp 3000 lira peşini saydık adamın eline. Güzel. Çoluk çocuk neşe içinde döndük eve. İşte o zaman kafama dank etti. Yahu Niyazi dedim, sende hiç akıl yok mu? Onun bunun sözüyle 10.500 lira borcun altına girilir mi? O günden bu yana da ben ne halt ettim diye düşünür dururum. Düşünecek, sıkıntı edecek hiçbir şey yok bunda Niyazi. Çok iyi etmişsin. Ev alanla evlenenin Allah yardımcısıdır derler. Güzel söylüyorsun da şefim. Ben bu kadar borcu nasıl öderim? Kaç yılda öderim? Adama her ay 500 lira taksit ödememiz lazım. Benim elime geçen dersen zaten o civarda bir şey. Buyur sen çık işin içinden. Biraz sıkıntıya gireceksin elbet. Hamama giren terler Niyazi, sen de terleyeceksin. Önce sağdan soldan borç alır, adamın taksitlerini ödersin. Sonra da peyderpey öteki borçlarını kapatırsın. Bu arada kira vermeyeceğin için de biraz tasarrufun olur. Hep böyle kalacak değil ya. İleride maaşın da artar. Öyle böyle derken sıkılmasına sıkılırsın ama sonunda da bir ev sahibi olursun. Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatırsa ötekini açar. İnşallah dediğin gibi olur şefim. Ben nasıl aldım sanıyorsun evi ha? Aynı seninkisi gibi. Bu işlerde fazla düşünmeye gelmez. Biraz gözü kara olacaksın. Yine de içim rahat değil. Geceleri uykuma sekte veriyor inan. İşin içinde ele güne karşı rezil olmak da var. Öyle şeyleri hiç getirme aklına. Olmuş bir kez. Olmuşla yunmuşa çare olmaz derler. Onun için fazla dert edip de kendine de eziyet etme. Hayırlı uğurlu olsun. Çoluğunla çocuğunla birlikte güle güle ağız tadıyla oturmayı nasip etsin Allah. Sağ ol şefim. İçimi çok ferahlattı. Evin yeri nerede? Macir mahallesinde. Bak yeri de iyiymiş. Son zamanlarda çok değerlendi oralar. Kaç metre murabba? Bir dönüme yakın sayılır. Yalnız ev oldukça harap. Şimdilik kiradan kurtulabilmek için taşınacağız çaresiz. Zamanla onarırım diyorum. Biraz da elimden gelir o işler. Bana da meşgale olur. Yavaş yavaş, hepsi olur. Hiç acele etme. Geçen pazar gidip baktık çocuklarla. Güzel. Çocukların sevincini görmeliydin şef. Dört döndüler bahçenin içinde. Önümüzdeki ay yıllık iznimi alıp bir elden geçirmek istiyorum bahçeyi. Ne de olsa bakımsız. Ufak tefek de bir şeyler ekerim diyorum. Hiç olmazsa yiyeceğin bir kısmına para vermeyiz. Tabii patatestir, soğandır, fasulyedir derken kışlığını bile çıkartırsın orada. Alabilirsem bir de inek alırım diyorum. 5-10 tane de tavuk aldık mı kendi yağımızla kavrulur gideriz. Şefim bir gün gideriz seninle. Sen de görürsün bahçeyi. Tabii. Oturur bir güzel çay demleriz. Keyfini çıkartırız bahçenin. İnşallah Niyazi, inşallah. Hele sen bir yerleş de o işler kolay. Niyazi saat kaç? Onu çeyrek geçiyor şefim. Kaleciye geldik desene. Ne? Biliyorsun 863 ile telakimiz var kalecikte. 863 vakitli gelse de bari beklemesek orada ha? Telaki ne hacı amca? İki trenin bir istasyonda buluşmasına telaki derler oğlum. Ev fiyatlarını duydunuz değil mi Kenan Bey? O zamanlar öyleydi tabii. Nerelerden nerelere desenize. O kadar geriye gitmeyin Hasan Bey. Düşünebiliyor musunuz? Benim ilk maaşım 750 liraydı. Şimdi o paraya bir sakız bile alınmıyor.
O zaman da gelir ona göreydi evladım. Olsun. Yine de geçim daha kolaymış o günlerde. Hiç değilse paranın bir değeri varmış. Kenan Bey. Oğlum benim bu ilaç saatim gelmedi mi daha? Bakalım saat kaç olmuş. Daha 10 dakika var. Ya şimdi içi versek ne olur sanki? İç amca iç. Lafa dalar da unutursak daha kötü. Hemşire hanım kızmasın sonra. Merak etmeyin, sabaha kadar bir daha odaya uğramaz o. Giderken yolunu yaptı ya zaten. Vallahi ben karışmam, siz bilirsiniz. Bak amca, hacı amca. İlaç hemen sağ tarafında. Bu mu? Evet o. Tamam peki. Bu ilaca da hiç alışamadım. Zehir gibi mübarek. İlacı içtiğine göre şu hikayenin geri kalanını da anlat bakalım. Ya nerede kalmıştık Kenan Bey oğlum? Hani gardifrenle konuşuyordunuz. Tamam hatırladım. Konuşmamız bitince furgonun içine bir sessizlik çöktü. Sonra birden sanki bir el dokundu bacağıma. Aynen bu şekilde salladı bacağımı. İşte şimdi sallamaya başladı hacı amca. Duyar sahip olur. Tam o sırada bir sesin kulağıma "Ne oturuyorsun Mustafa? Çık da dışarı bak" dediğini duyar gibi oldum. Hacı amca şimdi de gayipten sesler duymaya başladı. Allah Allah dedim kendi kendime. Bu ses de neyin nesi? Sonra yorgunluğa ve uykusuzluğa verdim. Herhalde bir an içim geçti de hayallendim diye düşündüm. Baktım Niyazi de uyukluyordu. Fakat duyduğum ses tedirgin etmişti beni. Hadi kalkıp da dışarıya bir göz atıvereyim diye geçirdim içimden. Tam masadan kalkmak üzereydim ki bir köprüden geçmekte olduğumuzu fark ettim. Köprü olduğunu nasıl bildin? Bilen bilir. Yarmalara, tünellere, bir de iki yanı korkuluklu köprülere girince trenin sesi hemen değişir. Gide gele ezberliyorduk artık. Zaten Ankara Zonguldak hattındaki bütün yarmaları, tünelleri, köprüleri gözü kapalı bilirdim ben. O zaman da bildim hemen. Tamam dedim. Bu Kalecik Köprüsü. Demek ki Kalecik istasyonunun makasına birkaç kilometre mesafedeydik. İstasyona bu kadar yakın olduğumuza göre endişelenecek bir durumun olmaması da lazım gelirdi. Bu düşünceyle dışarı çıkmaktan vazgeçtim. Fakat o sırada ikinci bir ses çalındı kulağıma. Hacı amca bu gece seslerle bozdu kafayı. Niyazi! Bana mı seslendin şefim? Sen de duydun mu? Neyi şefim? Düdük sesini. İçim geçmiş şefim. Ses filan duymadım. Bana düdük sesi gibi geldi. Düdük sesinin ne işi var burada şefim? Bence de olmaması lazım. Bu yüzden endişelendim ya zaten. Bizim makinenin düdüğüdür. Makasa yaklaşıyoruz ya. Bizim makinenin düdüğü değildi Niyazi. Derinden geliyordu. Başka ne olabilir ki? Bu ses hayra alamet değil Niyazi. İçime bir kurt düştü benim. Dışarı çıkıp da bir bakalım istersen. Belki inanmadınız ama bunun olacağı malum olmuştu bana. Bazı durumlarda basireti bağlanıyor insanın. İhmalkar davranmasaydım, zamanında dışarı çıkabilmiş olsaydım, belki de... Sahiden de çarpıştı mı iki tren? Bunun şakası olur mu be evladım? Peki o anda ne düşündün hacı amca? Neler geçti aklından? Bir şey düşünecek zaman olmadı ki. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar olup bitti zaten. Ben bir yana savruldum, Niyazi başka bir yana. Allah göstermesin, çok korkunç bir durum. Karamboldan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Bayılmışım. Artık ne kadar baygın kaldım, onu da bilmiyorum. Kendime geldiğimde kıpırdayamıyorum. Furgonun içi zifiri karanlıktı. Karambol sırasında sırt üstü yere düşmüşüm. Dolapların üzerinde ne kadar sandık, sepet, ne kadar çanta, bavul varsa onlar da benim üzerime düşmüş.
Ellerim iki yana açık, çarmıha gerilmiş gibi yatıyordum yerde. Üstündekileri atıp kalkamıyor muydun yerden? Ne gezer evladım. Bırak kalkmayı, elimi bile oynatamıyordum. Çok zor bir durum be hacı amca. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de demir çubuk düşmüş üstüme. Ya. Çubuğun bir ucu tam şu göz kapağımın üzerinde. Diğer ucu da furgonun duvarına dayanmış. Sıkıysa oynat başını. Başımı azıcık oynatacak olsam demirin ucu biraz daha batıyor gözüme. Göz kapağımdan şakağıma doğru kan sızdığına göre demek ben yine de oynatmışım başımı. O demirin açtığı yarıya giren kömür tozları kara bir leke bıraktı göz kapağımın üzerinde. O karambolün yadigarı olarak hala taşıyorum o lekeyi. Sahi mi? Hani nerede? İşte tam şurada. Sol göz kapağımın üzerinde. Ha, kapat bakayım gözünü. Ha, şöyle ışığa doğru dön biraz da. Ha? Gördün mü? Gördüm amca, gördüm. Hacı amca doğru söylüyormuş Kenan Bey. Bakın sağ ayağımın üzerinde de yanık izlerim. Ha. Bu yanıklar da o kazanın hatırası mı? Evet. O nasıl oldu peki? Sofa patlayınca akan kaynar sular yakmış ayağımı. O dediğin ne amca? Hangisi? Ha. Sofaj mı? Evet. Senin anlayacağın trenin kaloriferi. Bu arada bakıyorum çaktırmadan demir yolu terimlerini öğreniyorsunuz. Olacak artık o kadar. Çok büyük bir felaket yaşamışsın amca. Ya. Hani ilk anda ölmüş olsan neyse. Kurtulup da eli kolu bağlı kalmak daha da zor. Hayatta kalman bir mucize bence. O zamanlar gençtim. Biraz da baba yiğittim. Cılız biri olsaydım daha o anda ruhu teslim ederdim. Peki senin yanındaki adama ne oldu? O da yaşıyor muydu bari? Öyle bir durumda yine de önce insan kendini düşünüyor. Allah var ya, Niyazi de nice sonra aklıma geldi. Furgonun içi zifiri karanlık olduğundan hiçbir şeyi seçemiyordum zaten. O sırada bir inilti geldi kulağıma. Niyazi! Niyazi! Şefim! Şefim, ben çok kötüyüm. Çok şükür. Çok şükür yaşıyorsun. Koy verme kendini. Koy verme aslanım. Sık biraz dişini, sık. Şefim, bana yardım edemez misin? Hiç kımıldayamıyorum. Ben de aynı senin durumundayım Niyazi. Furgonun içinde ne var ne yoksa hepsi yığılmış üzerime. Ne oldu bize böyle şefim? Öyle ani oldu ki. Oh. Ne? Ben de anlayamadım. Galiba karambol yaptık. Nasıl iş bu şefim? Tren üstüne tren yollanır mı hiç? Olmaması lazım ama. Oluyor işte. Oluyor. Daha önce benim başıma gelmemişti böylesi. Daha nelere şahit olursun demir yolunda kaldıkça. Alışırsın. Alışırsın zamanla. Allah'ın izniyle önce bir kurtulalım buradan. Sen benden daha deneyimlisin. Kurtulur muyuz dersin şefim? Tabii ölümden kurtulduk. Bundan da kurtuluruz elbet. Sen yeter ki koy verme kendini. Benim hiç aklım kesmiyor. Böyle konuşup da moralini bozma Niyazi. Şefim, ne zaman gelirler dersin bizi kurtarmaya? Hiç tasalanma eli kulağındadır. Neredeyse burada olurlar. Ama benim sancım çok fazla. İmdat treni çoktan çıkmıştır yola Niyazi. Çankırı dediğin ne ki? Şunun şurası 400 istasyon. Belki de daha önce Irmak'tan yetişirler. Irmak'ta makine var nasıl olsa. Ya iki tren nasıl çarpışır birbiriyle? Benim aklımda bunu almıyor doğrusu. Nasıl olur anlatayım sana. Hani bizim telaki yapacağımız 863 vardı ya. İşte o bizden önce gelmiş kaleciye. Bizim önümüzde de başka bir tren daha gidiyormuş. Bu iki tren telaki yapmışlar kalecikte. Sonra o tren ayrılmış kalecikte.
O da sizin gibi Çankırı yönüne gidiyor yani. Evet. Karşıdan gelen bir tren olmadığı için o gidebilir tabii. Fakat 863'ün Kalecik'ten ayrılmaması lazım. Çünkü biz geliyoruz. Yani bizi beklemek zorunda. Ayrıca biz de 863'e temditli gidiyoruz. Temditli gitmek ne oluyor şefim? Yani gecikmeli demek. Trenlerin tarifeleri, hangi istasyonlarda hangi trenlerle telaki yapacakları önceden bellidir. Ama buna uymak çok zordur. Mutlaka bir gecikme olur. Eğer bir tren olması gereken yerde başka bir trenle telaki yapmamışsa gecikme var demektir. Bu durumda o trenin makinesinin önünde yeşil bir ışık yanar. Bu demektir ki o tren telaki için başka bir treni bekliyor. Amca ne güzel anlatıyor değil mi Kenan Bey? Bir trenin başka bir treni bekleme düşüncesi hoşuma gitti doğrusu. Tıpkı iki insan gibi. Evet evet, benim de dikkatimi çekti. Bir şey mi sordun evvel? Yok amca yok, aramızda konuşuyorduk. Yanlış anlamadıysam diyordum, sizin daha önceden buluşmanız gerekiyormuş 863'te. Ay babana rahmet Kenan Bey oğlum. Sayende biz de yavaş yavaş öğreniyoruz demir yolunu. İyi de bunun ne ilgisi var çarpışmayla? Anlatıyorum evladım, anlatıyorum. Biraz sabırlı ol. Eskiden, efendim uzatmayalım lafı. 863'ün personeli bizim önümüzden giden trenle telaki yapınca bizimle yaptığını, yani aradığı treni bulduğunu sanmış. Öyle olunca da tren şefi düdüğü çalıp makiniste deparı vermiş. Yani hareket iznini. Siz sormadan ben söyleyeyim. Bu duruma göre 863 istasyondan hareket etmiş, öyle mi? Öyle. Tam o sırada da istasyon şefinin istasyon binasının üst katındaki evine çıkacağı tutmuş. O niye gitmiş peki? Yani o akşam misafiri varmış evde. Herhalde trenin gelmesine daha vakit var diye eve gitmekte bir sakınca görmemiş. Ne büyük hata. Aksilik olacak ya. Ne yapsan nafile. İstasyon şefi evde otururken bir de bakmış tren gidiyor. Telaşla palaç pandıras inmiş aşağı. Düdük çalmış, fener sallamış. Ama nafile. Makineyle furgon makastan çıktığı için ne düdüğü duyan ne de feneri gören olmuş. Gece olması işi bozuyor tabii. İstasyon şefi çaresizlik içinde oraya buraya seyirtirken tam o sırada önünden geçmekte olan son vagonda birinin olduğunu görmüş. Başlamış trenin yanı sıra koşmaya. Bir yandan koşuyor, bir yandan da karşıdan tren geliyor. Havayı çek, el frenini sık diye bağırıyormuş. Peki bu dediklerini yapmamış mı adam? Ne gezer? Yapmak şöyle dursun, çantasını aldığı gibi atlayıvermiş aşağı. Bir de utanmadan, şefim bu benim kaçıncı hadisem demiş. Görüyorsunuz Kenan Bey, ne kansız insanlar var dünyada. İstasyon şefinin yerinde ben olsaydım ağzını burnunu dağıtırdım. Bir dalgınlık nelere mal oluyor işte. Göz göre göre çarpışmış iki tren. Bu arada siz de can çekişiyorsunuz trenin altında. Hadi ben neyse de Niyazi'nin durumu gittikçe kötüleşiyordu. Şefim, midem çok bulanıyor. Ağzımdan da kan geliyor. Hareket et. Yorma kendini. Derin derin nefes al. Biraz sabır. Biraz daha dayan aslanım. Biraz daha dayan. Ötekiler ne durumdadır dersin şefim? Onlardan da hiç ses yok. Kurtulan birileri olsa gelip aramaz mıydı bizi? Orasını Allah bilir artık. Belki de bizim gibi onlar da çaresizdir. Ama makinistlerle ateşçilerin kurtulmaları çok zor. Çok. Biz kurtulduk, öyle değil mi şefim? Yiyecek ekmeğin, içecek suyun varsa kurtulursun elbet. Ne garip değil mi şefim? Şu anda bizimkileri düşünüyorum da bizden habersiz rahat yataklarında mışıl mışıl uyuyorlar. Oysa biz can çekişiyoruz burada.
Belki de sabaha cenazemiz ulaşır Çankırı'ya. Çocukları düşününce içim bir hoş oluyor şefim. Aklına kötü şeyler getirme Niyazi. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Hadi. Şefim ayıplama ama ben ölmekten çok korkuyorum şefim. Niyazi bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Çok zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. O durumda olmak kötü. Ama çaresizlik daha da kötü. İki adım ötende bir insan can çekişiyor. Ve sen onun için hiçbir şey yapamıyorsun. Öyle bir durumda en çok da sessizlik sinirini bozuyor insana. Bir insan sesi diyor. Bir insan sesi duysan. Kurtarma ekipleri nerede peki? Hani çok geçmeden gelirlerdi. Öyle bir ortamda zaman geçmek biliyor mu evladım? Bırak geçmeyi, zaman duruyor sanki. Bir dakika, bir yıl gibi geliyor insana. Siz uyumadınız mı hala? Ne demiştim ben size? Biraz sohbet ediyorduk hemşire hanım. Uykumuz dağıldı da. Burası babanızın evi değil. Kurallara uyacaksınız. Ayrıca hastanede yatan bir siz değilsiniz. Başkalarının haklarına da saygı gösterin. Anladık hemşire hanım, tamam. 10 kere söylemenize gerek yok. Siz de hapishaneye çevirdiniz yani burayı. Ben sizin kötülüğünüz için söylüyorum sanki. Ne yaparsanız yapın. Sanki yarın sabah ameliyata ben gireceğim. Tamam kızım. Tamam. Sinirlenme hemen. Kabahatin büyüğü benim. Ben lafa tuttum onları. Sen ilacını içtin mi amca? İçti hemşire hanım, içti. Şimdi ben çıkıyorum. Işığı da söndürüyorum. Tamam mı? Tamam. Ne insanlar var ya. İyilik de yaramıyor bunlara. Ya öyle sinirleniyorum ki şu kadına şeytan diyor ki şimdi. Boş verin Hasan Bey, takmayın kafanı. Ne yapacaksın evladım? İdare edeceksin işte. Allah ne muhtaç etsin ne de yokluklarını göstersin. Ya ona bir şey dediğimiz yok ki amca. Yani biraz insan gibi davransın yeter. Bak öteki hemşirelere bir şey dediğim var mı? Yok. Bu biraz aksi. Hiç anlamıyor hasta psikolojisinden. Üzüldüm şimdi bak. Benim yüzümden siz de azar işittiniz. Hadi yatalım da bir daha laf işitmeyelim. Dünyada olmaz. Bu hikayenin sonunu öğrenmeden hayatta uyumam. İşin doğrusunu sorarsanız ben de öyle. Hadi şefim, bitir şu hikayeyi. Benden günah gitti o zaman. Nerede kalmıştık evladım? Gardı fren Niyazi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kusura bakma şefim. Bir an tutamadım kendimi. Ağlamak insana ferahlık verir Niyazi. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Yeri geldiğinde hepimiz ağlamışızdır. Hem ikimizden başka kim biliyor ki ağladığını? Şefim, belki şimdi yeri ve zamanı değil ama ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle Niyazi, seni dinliyorum. Çok utanıyorum ama. Utanma, hadi söyle. Şefim. Ben seni çok yanlış tanımışım. Ya, neden? Öyle işte. Daha çok öteki arkadaşların yüzünden. İnsan başkalarının sözüyle... Ne diyorlar benim için? Söylemesem daha iyi. Kızarsın. Yok. Hadi söyle kızmam. İnsanların ağzı torba değil ki büzesin. İyi söyleyeni de olur, kötü söyleyeni de. Hadi. Şey diyorlar hep. Ne? Huysuz mu? Aksi mi? İşte onun gibi şeyler. Senden çok çekinirler şefim. Seninle göreve gitmeyi hiç istemezler. Çok sert olduğundan yakınırlar. Göz açtırmazmışsın onlara.
5 dakika uyumalarına bile izin vermezmişsin. Vazife başında uyunur mu Niyazi? Devlet malını, insanlar canını emanet ediyor sana. Bunun için para ödüyorlar sana. Hiç olacak şey mi bu? Bir keresinde posta treninin tahtıratçısı uyudu diye ayakkabılarını alıp saklamışsın. Zavallı adamcağız çorapla keklik gibi sekerek yürümüş soğuk bir kış günü Zonguldak istasyonunda. 40 lira verip yeni bir ayakkabı almak zorunda kalmış. Bir çift ayakkabıyla gitmiş, iki çift ayakkabıyla geri dönmüş. Fena mı? Darılma ya. Seninki de biraz zalimlik be şefim. Adamcağızı çorapla yürüttüğün yetmiyormuş gibi bir de 40 lira masrafa sokmuşsun. Onunla kurtulduğuna dua etsin. Vazife her şeyden önce gelir Niyazi. 3 ihmal bir araya geldi mi mutlaka bir kaza olur demir yolunda. Başımıza gelen şu kaza da böyledir muhakkak. Bak yarından sonra öğreniriz nasıl olduğunu. Şefim dediydi dersin. Yarına çıkabilir miyiz dersin şefim. Baksana bu gece de bitmek bilmedi. Sabaha çıkmamış gece var mı Niyazi? Sabaha çıktık mı her şey geride kalır. Bu gece başımıza gelenler de bir hatıra olur yalnızca. Biliyor musun şefim? Şu yaşadıklarımız aynı sinema gibi. İnsanın hiç inanası gelmiyor. Anlatsan belki de inanmaz insanlar. Keşke bütün bunlar bir rüya olsa da uyanınca kendimi yatakta buluversem. Keşke dediğin gibi olsa Niyazi. Ama iki kişi birden aynı anda aynı rüyayı görmez ki. Şefim, sen olmasan ben çoktan... Niyazi'nin içine üşümeler geliyor. Konuşurken sesi titriyordu. Göz kapaklarının ağırlaştığını, üzerine bir uyku halinin çöktüğünü söylüyordu. Uyumamasını söyledim ona. Sürekli konuştum. Özellikle yeni aldığı evinden, orada geçireceği güzel günlerden söz ettim. Bildiğim ne kadar kıssadan hisse öykü varsa hepsini anlattım. Niyazi hiç konuşmuyor muydu peki? Artık yalnız ben konuşuyordum. Niyazi dinliyordu. Gün ağarmaya başlamıştı. Belli belirsiz bir aydınlık. Vagonun bir yerlerinden içeri süzülüyordu. Işıkla birlikte umut da giriyordu içeri. Zor da olsa Niyazi'nin yüzünü seçebiliyordum artık. Derin bir uykuya dalmış gibiydi. Keşke ben de öyle derin bir uykuya dalabilsem. İşte tam o sırada dışarıdan sesler gelmeye başladı. Nihayet gelmişti kurtarma ekibi. Sesler yaklaştıkça vagonun içi de ısınıyordu sanki. İşte kurtulmuştuk. İşte sabaha çıkmıştık. Gel zaman, git zaman Yakup alim bir insan olmuş. Yaşı gibi rütbesi de büyümüş. Gün gelmiş zamanın ünlü sultanı Harun Reşit'in yakın dostu olmuş. Bir gün... Şefim biz geldik. Sonunda gelebildiniz demek. Bunca saattir nerelerdesiniz? Ancak ulaşabildik şefim. Dışarının halini bir görsen hak verirdin bize. Toprağı kazdık da öyle girdik vagonun içine. Çok şükür hayattasın ya şefim. Sen ona bak. Hiç merak etme. Şimdi kurtaracağız seni buradan. Beni bırakın. Önce Niyazi'yi çıkarın. Onun durumu benden ağır. Çabuk olun. Acele edin biraz. Çabuk. Tamam şefim. Önce onu çıkartırız. Niyazi uyan. Niyazi bak yetiştirler. Niyazi söylemiştim sana. Hayır. Niyazi. Şefim. Gardı fren. Sizler ölmüş. Hayır! Ne kadar uğraştımsa da
kurtaramadım Niyazi. Senin elinden ne gelirdi ki şefim? Gelmedi. Burnumun dibindeki bir insana yardım edemedim. Aradan onca yıl geçti. Kanayan bir yaradır içimde. İç burkan hüzünlü bir hikaye. Yalnız sen bunları anlatırken bir şey dikkatimi çekti amca. Bugün ziyarete gelen torununun adının Niyazi olması bir rastlantı olmasa gerek. Sanırım o adı sen koydun torununa. Ben koymadım yavrum. Babası koydu. Bir rastlantı mı yani? Siz yabancı sayılmazsınız artık. Onun için söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ahmet benim öz oğlum değil, Kenan Bey evladım. Ha. Ahmet, o karambolda hayatını kaybeden gardifren Niyazi'nin oğlu. Öyle mi? Şimdi anlıyorum. Ahmet Bey demek ki babasının adını koymuş oğluna. Çok şaşırdım amca. Aranızdaki ilişki o kadar sıcak ki gerçek bir baba oğlu ilişkisinden hiç farkı yok. Söylemesen hayatta anlayamazdım. Niyazi öldükten sonra arkadaşlarla bir araya gelerek ailesine yardımcı olmaya karar verdik. Maddi manevi elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Çocukların yetişmesinde karınca kararınca benim de emeğim var. Kendi çocuklarımdan hiç ayırmadım Ahmet'i. Ahmet bu yüzden baba belledi beni. Günümüzde sayıları artık yok denecek kadar azalan, erdemli bir kuşağın son temsilcilerinden birisin sen amca. Seni tanıdığım için mutluyum. Sağ ol yavrum. Şefim, sen bu hikayeyi anlatmasan belki de sızlanıp duracaktım sabaha kadar. Ama şimdi utanıyorum kendimden. Senin yaşadıklarının yanında benimki devede kulak kalır. Sağ ol şefim, çok rahatlattın beni. Kusura kalmayın evladım. Sizi de uykusuz bıraktım bu gece. Ya, ne kusuru şefim. Sen bize çok şey öğrettin bu gece. Artık gönül huzuruyla girebilirim ameliyata. Hadi yatalım artık. Evet. Yarın sabah ameliyata gireceksin. Uykusuz girmek doğru olmaz. Hiç değilse birkaç saat uyursun belki ha? Belki. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da amca. Sana da şefim. Sana da. Abdülkadir Ayhan'ın yazdığı Karambol adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Nurşen Girgin Koç, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: öğrenci Niyazi Nezih Alataş, demiryolcu Niyazi Bahri Aydın, Ahmet Öğretmen Fikret Ergin, Nesrin Hemşire Hepşen Akar, Kenan Mustafa Şekercioğlu, Mustafa Amca Nurtekin Odabaşı, Hasan Ahmet Türkoğlu, birinci adam Barbaros Andiç, ikinci adam Ali Çakır. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.